Herkese günaydın. Arkadaşlar bugün yemek yapmayalım da daha değişik bir şey yapalım dedik. Bahçeme gidiyorum. Orada eriklere bakacağım. Bahçenin durumuna bakacağım. Şu anda arabamın içinde görüyorsunuz beni. Biraz da keyif yapalım değil mi? Biraz yol çekeyim size. Tabii ki Mercedes'le gidiyorum. Babamın eski Mercedes'iyle. Eski arabalar. Eski gayet güzel bunlar ya. Yolları boş arkadaşlar. Bugün kısmetimize yağmur yağacak galiba. İnşallah fazla yağmaz, birazcık erik toplayabiliriz. Burası şu anda Adapazarı İstanbul eski E5 dedikleri yer. Şimdi D100 karayolu oldu. Ama önceden tek şeritli böyle git geldi bir karayoluydu. İstanbul'a buradan gitmek 3 saat 4 saat sürüyordu. Şimdi çiftli yoldu, böyle oldu. Karşıda da otoban var. Çift yolda gayet rahat gidiyorsunuz arkadaşlar. Ama gene de gördüğünüz gibi hızımız 110, 120 o aralarda, fazla hız yapmayalım. Kimseyi üzmeyelim de kendinizi ne karşıdakini. Yalnız insan şehir dışına çıkınca daha başka oluyor ya. Bayağıdan beri şehir dışına çıkmamıştım. Şu anda öyle bir özgürüm ki, öyle bir rahatım ki anlatamam. Hepiniz bu duyguyu biliyorsunuzdur belki. Sabah şu an saat 6.30 civarı. Bir de Ramazan olduğu için yollar bomboş. Evet arkadaşlar, şehir dışına çıktık bayağı bir. Etraf yeşillenmeye başladı. Videomda büyük kentlerde oturup işsizlik göremeyen arkadaşlara gelsin. Arkadaşlar gerçekten hiçbir şey değmiyor. Yani cumartesi pazar ben evde oturacağım, dinleneceğim. Zaten bütün gün yoruluyorum hafta içi. Demeyin, mutlaka bir şekilde şehir dışına çıkmaya çalışın arkadaşlar. Bunca yıllık çalışma hayatımda bunu bilirim, bunu söylerim. Evde oturmak insanı gerçekten dinlendirmiyor. Evde oturmak gerçekten zor bir iş. Şu anda Sapanca Gölü'nün baş taraflarındayız. Şimdi size gölü göstermek isterdim ama hava bulutlu, gölle su aynı renkte hemen hemen. Şöyle bir bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Şu anda evimize geldik. Bu evimizin sokağı. Tam karşıda göl var maalesef ama göl gözükmüyor çünkü bulutlarla su hemen hemen aynı renkte. Şöyle yavaş yavaş bir gidelim. Bayağı bir kış hasarı olmuş. Burası 5 kilo mangal yedik adlı videomu çektiğim yer arkadaşlar. Şimdi geldik. Şöyle bir kontrol edelim. Hem de siz biraz yeşillik görün. Rahmetli annemin ektiği çiçekler. Bu gördüğünüz fıstık çam arkadaşlar. Hani bildiğiniz çam fıstığı var ya. Çam fıstığı, bu çam da oluyor arkadaşlar işte.
Bu mandalin fidemiz. Burada da yaban çileklerim var ama her tarafı ot sarmış. Ben gene size göstereyim. Dağ çileği bunlar. Aşağı yukarı 10 gün içerisinde verecek. Bakın. Bunlar çilek çiçeği. Bakalım. Burada portakal ağacımız var. Maşallah. Çok güzel çiçek açmış. Keşke verse. Ama daha yeni bir ağaç. Bir tane mavi çamımız var. Burada bu defne ağacımız. Bir tane Trabzon hurması. Kış armudumuz. Bunlar ağacı. Daha ufak ama. Sabah çok erken olduğu için daha çiçekler yeni açıyor arkadaşlar. Bakın. Yarım saat, bir saat sonra bu papatyalar açacak. Şu anda hepsi. Evet, bahçe turumuza devam ediyoruz. Bu nedir? Bu Starking kırmızı elma ağacı arkadaşlar. Çok güzel bir elmam vardı fakat çürüdü. Yerine bunu diktim. 5 sene oldu. Daha pek bir kıpırtı yok. Burada daha büyük bir nar ağacım var. Gördüğünüz gibi. Evet, bu da rahmetli annemin diktiği güller. Bahçeye bir, bayağı bir bakım yapmamız gerekiyor. Burada da bir fındık kökümüz var. Bu güneş aldığı için oluyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz incir ağacımız. Çok güzel bir incir. Burada bir adet zeytin ağacımız var. Yani bu zeytine bir türlü verdiremedik. 2-3 tane veriyor, 5 tane veriyor. Ne yapacağız bilemiyorum. Şurada bir tane muz ağacımız var. Bunu büyütemedik. Daha evvelden burada bir muz ağacım vardı. O ağaç büyümüştü. Hatta deprem senesi bayağı bir hevenk falan da vermişti. Şu anda onu bir türlü büyütemiyoruz. Halbuki bu sene don dolmadı. Bakalım. Bahçemiz bellenmiş. Bu sene ben belleyemedim. Bir adam tuttuk mecburen bel ağrısından dolayı. Şimdi burada bakalım, bir armutumuz daha var. Bu erken armut arkadaşlar. Çok güzel bir armut. Gördüğünüz gibi yani bu mevsimde bile armutlar ne kadar büyümüş. Şurada bir mor eriğimiz var. Bunu ben budadım bayağı. Çünkü altında hiçbir şey olmuyordu. Evet, gelelim kasarcılara. Bakalım. Daha bir 5 günü, bir haftası var. Arkadaşlar burada benim bir tane büyük bir erik ağacım vardı. Bu erik ağacım mantardan dolayı çürüdü. Yerine bir tane erik diktim. Yaban eriği. Onu aşılamam gerekiyordu. Gittik aşıcı bulduk. Parasını verdik. İlacını aldık. Tutmadı. Başka bir aşıcıya yaptırdım bir dahaki sene. Gene tutmadı. En son ben bahçede 1 metre derinlikte sarı toprak var.
gittim bahçeyi kazdım. Sarı toprağı açtım. Aşıyı kendim yaptım. Sarı toprakla sıvadım. Tuttu. Bu da büyük bir eriğimiz. Maalesef bu da çok büyüktü. Bu da kırıldı. Yani son günlerini yaşıyor. Son 1-2 senedir. Hala erik görüyor ama şu gördüğünüz yerde dallar vardı. Çok güzel erik görüyordu. Bu arada hanımeli çıkmış burada ya. Kendi kendine mi çıkmış? Biz bunu ekmedik herhalde. Kendi kendine çıktı arkadaşlar. Evet. Bakalım bahçemize. Evet. Sivri kandıra biberleri ekilmiş. Pembe domates aldıydım. Pembe domatesler ekilmiş. Boğab ekmiş ama çok sık ekmiş. Burada bakalım. Bir tane hünnap ağacımız var. Bu da maşallah çok güzel veriyor. Bir tane de ceviz çıkmış burada. Bunu keseceğim gerçi. Nasıl çıkmış arkadaşlar? Burada sincap var. Sincaplar cevizleri alıyor. Gömüyorlar. Burada ceviz pidesi toplamaktan yoruldum. Gene burada heybetli bir incir ağacım var. Gerçekten heybetli bir ağaç. Tabii ki şu büyük cevizimi göstermeden de olmaz. Arkadaşlar. Şöyle. Büyük bir ceviz ağacım var. O da beyaz kabuklu. Burada bir vişne ağacım vardı. Yani bunu ilaçladım falan ama artık öldü. Ama hala direniyor. Bakın bir vişne varmış gene. Annemden hatıra, kesmeye kıyamadım. Burada gene erken bir dutumuz var. Bakın erken diyorum. Yani Mayıs'ın bu günlerinde neredeyse dut verecek. Evet şimdi gelelim. Burada bir Temmuz kaslarcası var. Arkadaşlar bu kaslarca eriğim 15 Temmuz'dan sonra erik veriyor. İnanmazsınız. Aynı yeşil erik. Bunu da budadık ama gene bir budanmaya ihtiyacı var. Ve bir dutumuz daha var. Bu da o vermiş ama arkadaşlar bu Eylül-Ekim ayına kadar dut veriyor. Bu değişik bir ağaç. Yedi veren diyorlar buna. Bir tane kirazım var. Maalesef kirazım çok ağaçların arasında kalmış. İyi bir budamaya ihtiyacımız var. Burada değişik bir yeri var. Bu beyaz pembemsi kayısıya benzeyen bir erik. Arkadaşlar cinsini çözemedim. Burası gene benim domates bahçem. Bu sene ben olmadığım için ilgilenemedim. Burada güzel kırmızı domatesler ekiyordum. Burada gene bir dut ağacı. Arkadaşlar emin olun bu ağaç geçen sene yarı boydaydı. Ne kadar arsız bir ağaç bu dut ağacı. Bakalım. Burada gene bir ekilmeyi bekleyen bir yer var. Tabii ki hep bana düşüyor işler. Şimdi burada arkadaşlar kış eriği, don eriği dedikleri bir erik. Çok geç oluyor, mor renkli oluyor. Bakın erik vermiş ama çok az erik veriyor. Nedendir bilmiyorum. Ayvalarım var.
Ve gene rahmetli annemden hatıra. Gülümüz var. Burada bahçenin iki ucunda gene büyük iki tane cevizimiz var. Şu anda gördüğünüz boşlukta Sapanca Gölü olması gerekiyor. Var ama arkadaşlar inşallah günün ilerleyen saatlerinde hava açınca onu da gösteririm. Şöyle umarım sıkmamıştır ama birazcık gözünüz gönlünüz açılsın dedim. Dut ağacım çok bereketli ya. Bir de burada misafirlerimiz var arkadaşlar. Bir kirpimiz var. Ama kirpimiz bu saatte çıkmaz. Akşamları çıkıyor. Akşamüstü geliyor buraya. Özellikle dutlar olduğu vakit dut yemeye geliyor. Şimdi burada bir ceviz ağacımız daha var arkadaşlar. Bu yaban cevizi. 1997 yılında ben diktim. Eminim rahmetli neşem öldüğü yılda. Ufak yuvarlak bir ceviz. Çok lezzetli. Yaban cevizi zaten güzel olur arkadaşlar. Bahçemiz. Burası verse bu bile bir aileye yeter ama arkadaşlar çok ilgilenmek gerekiyor. Biz işimiz dolayısıyla pek ilgilenemiyoruz. Şu da evimizin uzaktan bir görünüşü. İnşallah gün açınca bir video daha çekeriz.